Bir yandan da gerçekten şeye de ihtiyaç var. Yani o öngörü ama önümüzdeki bu sancılı süreci nasıl yönetecekleri konusunda da çok ciddi bir hazırlık yapmaları lazım. Yani sandık güvenliğinden tut, protestolar karşısında ne yapacaklarına, parti baskınları işte eğer gerçekten belediye başkanlarını hazırlıyorlarsa polis baskınına karşı böyle kriz anlarında bir muhtemel görevden almada ne yapacaklarına dair umarım bir hazırlık yapıyorlardır. İlginç bir şeye rastladım tesadüfen. Hatta senle de konuştuk. Netflix'te Narcos Mexico dizisi. Ben de bu ara geçen ay Meksika'daydım. Ona gitmeden önce diziye sardım. Biraz Meksika hakkında daha fazla bilgi edineyim diye. Orada dikkatimi çekti. İkinci sezon 8. bölüm. Şansı olanların seyretmelerini tavsiye ederim. Yani bir seçimin nasıl manipüle edilebildiği, zaman zaman nasıl sandıkların çalınabildiği, nasıl bilgisayar daha 1980'lerde bilgisayarlara müdahale edilerek sonucun değiştirilmeye çalışıldığı ve bir yakalanma halinde nasıl sandıkları yakarak mafyanın devreye sokulduğuna dair çok net bir örnek. Artı mafya içinden itiraflara başlayanların nasıl infaz edildiği de belki Sedat Peker örneğini bize hatırlatacak şekilde aynı bölüm içinde işleniyor. Dolayısıyla 1980'ler Meksika'sında yaşananları tekrar yaşamaması için Türkiye'nin muhalefetin ciddi bir hazırlık içinde olduğunu ummak istiyoruz.